herkese merhabalar. Kekemelik konuşmanın akıcılığının bozulması demek temel olarak. Çocuk yaş grubunda sıklık olarak %5 ile 10 arasında görmekteyiz. Erkek çocuklarda genellikle kız çocuklara göre 2 kat daha sık görülüyor. Nedeni genellikle genetik sebepler olabiliyor. Ailede kekemelik varsa çocukta da kekemelik olma olasılığı yaklaşık 3 kat olarak daha sık görmekteyiz. Konuşma merkeziyle ilgili koordinasyon anormallikleri de kekemeliğe yol açabiliyor. Ayrıca kekemeliğin psikojenik sebepleri de olabiliyor. Aniden korkma, korkutma gibi sebepler de kekemeliğe yol açabiliyor. Kekemeliğin 2 tipe ayırıyor. Bunlardan birincisi gelişimsel tip, yani okul öncesi dönemde olan kekemelik. Bunlar %90 oranında spontan iyileşme gösterebiliyor. Daha nadir bir grup ise ergenlik ve erişkinlik döneminde kalıcılık gösterebiliyor ve konuşma terapisine direnç gösterebiliyor. İkinci tip ise edinilmiş tip, yani sonradan gelişen kekemelik. Bu durumda beyin zedelenmesi ya da emosyonel travmalar gibi durumlarda ortaya çıkabiliyor. Peki kekemeliğin kalıcılık göstermesini yordayan faktörler neler? Bunlar erkek cinsiyet olması, kekemeliğin uzun süredir devam ediyor olması, ailede kekemelik öyküsünün olması ve kekemeliğin geç yaşta başlaması kalıcılığı yordayan faktörler. Kekemeliğin temel olarak iki belirtisinden bahsedebilirim. Bunlardan birincisi hece uzatmaları, hece tekrarları olduğu gibi ikinci belirtiler dediğimiz mücadele ve çabalama davranışı, yani birinci belirtiler olduğu zaman ortaya çıkan anormal postür, anormal el kol hareketleri, yüz buruşturma gibi davranışsal belirtiler de kekemeliğin ikinci belirtileri olarak görebiliyoruz. Peki ayırıcı tanıda ne düşünebiliriz? Kekemeliğin ayırıcı tanısında birçok neden olabilir ama bunlardan en önemlisi, bir çocukta konuşma bozukluğu varsa, aile konuşma bozukluğundan şüpheleniyorsa, bunun kekemelik mi yoksa normal seyrinde devam eden bir konuşmanın akıcılığındaki bozulma mı? Bunun ayrımının yapılması için bir çocuk psikiyatrisi muayenesi öneriyoruz. İki yaklaşım var bu konuda. Birincil yaklaşımlar aile danışmanlığı, aile önerileri ve çocukla ilgili çevresel düzenlemeler olduğu gibi, ikinci yaklaşımlarda daha çok uzayan ve direnç gösteren durumlarda konuşma terapisi yaklaşımları olabiliyor. Aileye verdiğimiz öneriler, çocuk kekelediğinde düzeltme yapmamaları, sabırla dinlemeleri, eleştirmemeleri, bu konuyla ilgili bir baskı kurmamaları. İkinci yaklaşımlarda direnç gösteren, uzayan kekemelik durumunda dil konuşma terapisi yardımı öneriyoruz. Konuşmanın akıcılığını etkileyen merkezlerle ilgili düzenlemeler konuşma dil terapistleri tarafından yapılıyor.